Arkadaşlar selam her videoda sizlere bir tane CSGO skin veriyoruz arkadaşlar Katılmanız çok basit bu videoya like atıyorsun kanala abone oluyorsun Ve aşağıya instagram adresini yorum olarak bırakıyorsun Ben de çıkan herkese arkadaşlar videonun sonunda açıklıyorum Her videonun sonunda çekiliş var bundan sonra görüşürüz Arkadaşlar selam yeni bir kasa açma videosuna hoş geldiniz Bugün CSGO skins'teyiz Arkadaşlar burada bir tane çekilişimiz var bak aşağıda açıklamada yok. Çünkü buraya mesela DEX kodunu kullanman sadece çekilişe katılman için yeterli. 10 dolar üstü yüklediğin her bakiyede arkadaşlar. Bak böyle çekilişe katılıyorsun. Hani birkaç günü var. Birkaç gün sonra açıklanacak. 150 kişi katılmış. Yani eğer bakiye yük aşağıdan DEX kodunu kullanmayı unutma. DEX kodunu kullanayanlar özeldir arkadaşlar. Biz de özel şeyler yapacağız. Arkadaşlar bugün burada Şöyle bir şey gelmişti. Bunu denedik. Bundan dolayı inanılmaz derecede para kaybettim arkadaşlar. Sadece bunu buzsuyorum. 200 dolarlık 10 tane açtım. Bir de 10 tane bu kasadan koyuyorum. Benim klasik kasa savaşım bu arkadaşlar. Ben böyle yaptım mıydı? Kap diyorum. Başka şekilde bir şeyler denedim miydi? Genelde batıyorum. O yüzden başka bir şey denemeye gerek yok. Böyle kaptıyalım geçelim abi. Paramızı alıp gidelim. Bunun sesi açık mı? Açık evet. Bu arada arkadaşlar müzik ister misiniz? Bir müzik açsak mı ya? Bu arada bir tanesi arkadaşlar benim CSGO hani kapak resimlerimi kullanıyor. Kapak resimlerim arkadaşlar tasarımcıdan dolayı telifli hepsi. Hani telif atıyor ve şey yapıyor yani. Biz anlaşma yaptık. Onlar da vallahi kurnaz arkadaşlar. Yani kapak tasarımı yapan arkadaşlar da kurnaz. Şey yapıyor işte. Hani mesela yabancının biri kullanıyor. Telif atıyorlar. Telif attıktan sonra da para istiyorlar arkadaşlar. Bayağı para istiyorlar hani. Gerçi adamına göre değişiyor. Kanalına göre değişiyor. Bizim sözleşmemizde de yazıyor işte. Sözleşmeden hemen telifi yapıştırıyorlar. Eğer hani sana yaptığım kapağı. Hani benim kontrolümde birisi paylaşabilir. Ama benim kontrolümde olmayan. Mesela özellikle yabancılarla yapıyorlar. Bayağı para kazanıyorlar yani. Benden aldıkları paradan daha çok para kazanıyorlar. Yani ama insanlar da garip yani ya. Şimdi... Hani ben buraya para veriyorum, para ödüyorum. Adamlar da aktı. Ben sana yapıyorum yani. Eğer yaptırmak istiyorsan gel bana yaptır yani diyor. Onlar da aktı. Herkes yolunda arkadaşlar. Bir ortada biz de biz varız yani. Ama sıkıntı yok. Şu an arkadaşlar her şey güzel gidiyor. Bir Brawl Stars'a başlayacağım. Aslında başlayacağım. Benim komşuyu ayarlamam lazım ya. Benim komşu Gökhan var. Gökhan'ı buraya alıp Onunla videolar çekmem lazım. Mesela Gökhan'la anlaşacağım. Her 9 saat 9 dedi miydi gelecek. Videomuzu çekeceğiz. Bitecek olay. Ama şu aralar arkadaşlar biraz dışarıda takılıyorum. Birazcık gezeyim, tozayım. Yani valla uzun zamandır zaten böyle dışarı vesaire yapmıyordum. Ama artık yapmak istiyorum. Çünkü inanılmaz sıkıcı oluyor arkadaşlar. Valla inanılmaz sıkıcı oluyor. O SGK diyor ki borcunuz var diyor. Prim borcumuz bulunmakta diyor. bayağı borcum var arkadaşlar. Şirketlerin bayağı borcu var. Hani 150 bin birine var, 300 bin birine var, 400 bin birine var. İşte bir şey olursa ne denir ona? Yapılandırma gelirse direkt borçlarımı ödeyeceğim. Çünkü inanılmaz derecede faiz birikmiş. Hani yapılandırmam lazım. Hepsini bir anda ödeyemem. O yüzden paraya ihtiyacım var. Para ayarlamamız lazım. Ama arkadaşlar güzel ya. En azından sigortamız falan oluyor. Sigortamızı yatırıyoruz. Güzel yani sigorta. Ama sigortayı kullanamıyoruz arkadaşlar. Aslında sigorta parası ödüyorum şu an. Ama borcum olduğundan dolayı bir yere gittim miydi? Borcum var. Kullanamıyorsun diyorsun. O yüzden hani sigortasız bakınıyorum her yerde. Ya da para ödüyorum. Sigorta ya da hani o anda para ödüyorum işte o hangi hastaneye gidersem. Onlarla da uğraşıyoruz ya. Valla şirket işleri, cart işleri, cürt işleri abi inanılmaz kafa alıyor ya. Gerçekten kafa alıyor. Ben valla bir kafa rahatlığına ihtiyacım var arkadaşlar. Herkes diyor işte oğlum şunu yap bunu yap. Oğlum ben niye 20 tane kasa eklemişim ki? Bu kasadan eklemişim valla. Psikolojimiz bozuk arkadaşlar valla. Herkes şunu yap bunu yap diyor da yapmak kolay değil ya. Eğer onları yaparsam ben iş yapamam ya. Ya şöyle bir şey var. Bir işi arkadaşlar bir kere salarsan. Neden ben her gün video çekiyorum? Ya neden her gün video çekiyorum? Çünkü arkadaşlar bir işi bir gün salarsan. ikinci günde salarsın. Üçüncü günde salarsın. Dördüncü gün haftada bire çıkartırsın. İşte bir paylaşayım dersin. Ertesi günde salarsın. O yüzden... Hani ne kadar yorgun olursam olayım, ne kadar zamanım olmasa da hani ben işime devam ediyorum yani. Seviyorum işimi ya. Ama bu iş arkadaşlar hani çok güzel bir iş mi? Hani mesela benim ya siz benim mesela YouTube olarak YouTube'dan kazandığımı düşünüyorsunuz ama benim şey var işte hani mobil oyunlu, cartlı, bir sürü şirket var. Onlar çok iyi gidiyor. En son müzik şirketim vardı işte. Onda inanılmaz güzel gidiyordu. Onlarda bayağı başarı elde ettim. Ama şu AI çıktı ya arkadaşlar. AI'dan dolayı var ya. Bak bütün işler bitecek arkadaşlar. Özellikle mesela bu edit işi bile bitecek yani. Bu mesela Murat kardeşim bu videoyu izliyorsan. Yarın senin işin de bitecek yani. Atacaksın mesela şey olacak. Program. Ya programa bile gerek yok. Ya sürükle bırakla. Hani mesela edit yapacak video ya. Yapay zeka olacak. Abi bak. Bunu konuşacağım ya. Bir sonraki videoda. Şu yapay zeka hakkında konuşmak istiyorum ya. İnanılmaz iş sektörü ölecek arkadaşlar. Bu video bu kadar. Bir sonraki videoyu izleyin arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Son videomuzun çekilişini editörümüz açık diyor. Buradan izleyebilirsiniz. Kazanan arkadaşa hayırlı olsun. Görüşürüz. <laughs>